Merhaba arkadaşlar, Tarık'ta Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. AYT Fizik deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci sorumuz, bir sporcu yaptığı antrenman sırasında diz ve dirseklerini bükmeden ellerini sürtünmesi önemsiz düşey duvara dayayarak şekildeki gibi dengede durmaktadır. Sporcu vücudunun zeminle yaptığı alfa açısını azaltarak yeniden dengede durduğunda zeminde ayakları arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü Fs ve zeminin ayaklarının uyguladığı dik tepki kuvvetinin büyüklüğü N'in ilk duruma göre değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar olayı bir resmedelim. Şöyle ilk durumda duvarımız burada. Arkadaşlar kişi böyle durmuş. Açıyı ne yapmış? İkinci durumda alfa açısını azaltmış. İlk durumdaki alfa açısına bir değer yazalım. 53 derece yasam. Ve bu türdeyse aşağı doğru bir ağırlık var. Ağırlığı G kadardır. Şimdi bunu etkeden kuvvetler. Bir, bu duvara dokunuyor. Her etkiye karşı bir tepki bu tarafa doğru düşey duvarın tepkisi. Bu noktaya dokunuyor. Her etkiye karşı bir tepki bu da arkadaşlar yatay duvarın tepkisidir. Yalnız yerde yatayda sürtünme var. Kaysa kaysa bu tarafa kayar. Kaymanın ters yönüne doğru bir sürtünme kuvveti var. Bir şey dengedeyse yukarı giden aşağı gidene, sağa giden sola giden eşittir. Yani düşeğin tepki kuvveti sağa giden sola gidene sürtünme kuvveti kadar olur. Yukarı giden aşağı giden eşit. Yatayında tepki kuvveti cismin ağırlığına eşit olur. Peki biz burada tork alarak düşeydeki tepki kuvvetinin değerini bulsak. Arkadaşlar 53, 90, şurası 37 derece. 53'ün karşısına 8 desem 37'nin karşısı 6 olur. 6 ise tam ortadan alınca şurası 3, şurası 3 olur. Artık buraya göre tork. Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Düşey kuvvet çarpı şu uzaklık nedir? 8. En düşey kuvvet çarpı 8 eşittir. Arkadaşlar zaten şurada şu noktaya göre tork alınca bunların torkları sıfır. Ağırlık G çarpı uzaklık kaç? 3. Arkadaşlar buradan düşey tepki kuvveti 3 bölü 8 G kadar olur. Peki biz düşey tepki kuvveti bulunca aynı zamanda sürtünme kuvvetini bulmuş oluyoruz. Peki arkadaşlar açıyı azalttık. Açıyı azalttım. Şu 53 derece değil artık burası 37 derece olsa. Ağırlık yine aşağı doğrudur. Ağırlık G'dir. Arkadaşlar bu noktaya dokunur. Her etkiye karşı bir tepki düşey tepkisi en düşey. Yine bu tarafa doğru bir tepki en yatay tepkisi. Bu tarafa doğru kayar kaymanın ters yönüne doğru sürtünme kuvveti. Peki arkadaşlar 37 olunca şuraya 10 demiştim. Arkadaşlar bura 10 ise 37 ne oluyor? 6. Şurası 53. 8 olacaktı ama tam ortasından geçtiği için burası 4. Burası 4. Artık düşey için yine bu noktaya göre tork. En düşey çarpı uzaklık. Arkadaşlar böyle alınca uzaklık 6. Eşittir. Ağırlığımız G çarpı uzaklık nedir? 4'tür. En düşey eşittir. 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 G kadar olur. Şimdi arkadaşlar düşey tepki kuvveti bu kadar. O kadar da aynı zamanda sürtünme kuvveti var. 3 bölü 8 ile 2 bölü 3 oldu. Düşeyin tepki kuvveti ya da sürtünme kuvveti arttı. Arkadaşlar yatayın tepki kuvveti yukarı giden aşağı giden eşit ya. Ağırlık değişmediği için yatayın tepki kuvveti değişmez. O sabit kalır. F ise artar, N değişmez. Cevap şıkkımız B'dir. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz. Sürtünmeli rayın K noktasında serbest bırakılan ilk çizme şekildeki yörünge izliyor. Buna göre raydan serbest bırakılan ilk çizmine M noktasından geçebilmesi için 1-2-3 işlemlerin hangileri tek başına yapılabilir? Arkadaşlar buradan bıraktığımız cisim ortamda sürtünme olmasa da cisim arkadaşlar aynı seviyeye kadar çıkmaz. Yol kesik olduğu için. Peki yol kesik olduğu için buradan arkadaşlar ilk atış hareketi yapar. Cismin M noktasına gelmesi için ya cismin bir ilk hızı ya da ilk bir kinetik enerjisi olmalı veya daha yukarıdan bırakılması gerekir. Kütle veya sürtünme cismin çıktığı veya çıkabileceği şu noktayı etkilemeyecek. Peki bir, ray ile cisim arasındaki sürtünme kapasitesini azaltmak. Arkadaşlar sürtünmesiz olsa da cisim aynı seviyeye kadar çıkmaz. Sadece sürtünmesi olursa birazcık daha yukarı doğru çıkabilir. Birincisi yanlış.
2. O noktası etrafında rampayı döndürüp alfa açısını artırmak. Arkadaşlar alfa açısını artırsam da sonuçta cisim M noktasına kadar çıkamaz. M noktasına çıkması demek cismin tam tepede cismin bir yatay hızı var. Başlangıçta bu enerji verilmediği için M noktasına kadar çıkmaz. Bu yanlış. 3. İlk cismini Ryan L noktasından serbest bırakmak. Daha yukarıdan bıraktığımız cisim arkası M noktasına kadar çıkabilir. O zaman cismin M noktasına çıkabilmesi için ya bir ilk hız olmalı veya daha yukarıdan serbest bırakılması gerekir. Cevap şıkkı yalnız 3 C'dir. Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuz. Yatay düzlem üzerinde bulunan yolda hareket eden K ve L hareketlerin T1 anındaki konumları şekil 1'deki gibidir. K hareketi ise doğrusal yörüngede, L hareketi ise çembese yörüngede ve K ve V ile sabit süratleri yol alıp T2 anında şekil 1'den şekil 2'deki konumlarına ulaşıyorlar. Buna göre T1 T2 zaman aralığında K'nın L'ye göre hızının değişimi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar olayı bir resmedelim. K ve L ikisi de şu an için aynı hızla gitsene. K'nın hızı V kadar, L'nin hızı da V kadar olsun. Arkadaşlar o an için başlangıçta aynı yönde aynı hızla giden araçlar birbirini olarak görüyor, duruyor. İlk anda sıfırdır. Peki bir süre sonra K'nın hızı bu tarafa doğru hiç değişmiyor. K hep bu tarafa doğru V hızıyla gidiyor. Ama arkadaşlar L şu tarafa doğru çembesi hareket çiziyor. L hareketi ise bu tarafa doğru yine aynı hızla gitsin. Birbirine göre hızı ne olur? Arkadaşlar L bu tarafa doğru V hızıyla, K'nın arkadaşlar hızı bu tarafa doğru V kadar. Peki gözlemci kimi oluyor L? Gözlemciden cisme çizilen vektör bağlıdır. Gözlemci arkası L'ye, gözlemciden buna doğru çizilen vektör V ve 90 derece bileşken kök 2 V kadardır. Arkadaşlar birbirine göre bağlı hız değeri ta buradan 90 derecelik zamanda ilk önce arttı. Peki tam şu noktaya geldiği an hızı bu tarafa doğru arkadaşlar L'nin yine V'dir. Peki K'nın hızı bu tarafa doğru V, L'nin hızı bu tarafa V, zıt yöne gidince hızlar toplanıyordu. Gözlemciden cisme çizilen vektör bağlı hızın büyüktü. Bağlı hızın büyüklüğü ne kadar? 2V olur. Peki şu noktaya L cismi geldi. Aşağı doğru hızı V'dir. L'nin aşağı doğru hızı V. K'nın hızı bu tarafa doğru değişmiyor. O da V. L'den cisme çizilen vektör bağlı hızın büyüklüğüdür. Kök 2 V kadar olur. Peki tam L noktasına geldiği anda yine hızı V'dir. Arkadaşlar K'nın da hızı bu tarafa V. L'nin de hızı aynı yöne doğru V. Aynı yönde aynı hıza giden araçlar birbirine duruyor olarak görürler, sıfır. İlk önce aradaki bağlı hızın büyüklüğü arttı. Sonra bağlı hızın büyüklüğü ne yaptı? Azaldı. Bağlı hız büyüklüğü önce artar sonra azalır. Cevap şıkkımız denizde olur. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuz. Bir çaycı üzerinde bir çay bardağı bulunan tepsi düşey düzlemli şekilde gösterilen yönde sabit açısal hızla döndürürken tepside duran bardaktaki çayın dökülmediği gözleniyor. Buna göre tepsinin bardağa uyguladığı kuvvetin artı y yönünde olduğu anda bardağın merkezi ivmesinin ve çizgisel hızının yönü nedir? Şimdi arkadaşlar tepsi üzerinde içinde bir çay bardağı var, böyle döndürüyoruz. Peki arkadaşlar tepsinin artı y yönünde bir kuvvet uygulaması için hangi noktada olması lazım? Arkadaşlar tepsi tam bu noktadayken bu noktaya uygulanan kuvvet, tepsinin cisme uyguladığı kuvvet şu an eksi x yönüne doğrudur. Arkadaşlar burası değil, biz artı y yönünde. Tepsiyi arkadaşlar buraya aldığımız anda tepsinin çay bardağına uyguladığı kuvvet arkadaşlar şu an eksi y yönünde. Burada da değil. Tepsi buraya geldiği anda çay bardağına uyguladığı kuvvet daima merkeze doğrudur. Şu tarafa doğru arkadaşlar, bu da artı x, bu da değil. Tepsi en alt konuma geldiği an, ki arkadaşlar bu tarafa doğru döner, hızı bu yöne doğrudur. Tepsinin de çay bardağına uyguladığı kuvvet tam yukarı doğrudur. Artı y yönündedir. O zaman arkadaşlar tepsinin çay bardağına uyguladığı kuvvetin artı y yönünde olması için tepsinin en alt durumundan geçmesi lazım. Peki en alt durumuna geçerken ivme ne tarafa doğrudur? İvme her zaman merkeze doğrudur. Onun için merkezi ivme deniyor. İvme merkeze doğrudur. Arkadaşlar hız da bu tarafa doğru. İvmenin yönü artı y yönünde ama hızın yönü de artı x yönüne doğrudur. Cevap şıkkımız ne oluyor adam?
Evet arkadaşlar, 5. sorumuz. Hava direnci mühürün sömürdüğü ortamda X ve Y cisimleri şekildeki konumlardan ve X ve Y büyüklüklerindeki hızlarla aynı anda yatay doğrultuda fırlatılıyor. Ve bir süre sonra ilk cisme K noktasından geçiyor. 2 ve X ve Y olduğuna göre cisimler hangi noktada çarpışabilir? Şimdi arkadaşlar, ikisi de yatay hızlatılmış. X'in hızına ben B kadar desem, Y'nin hızı arkadaşlar 12 katı 2 V kadar hızlı olur. Peki aynı anda atılıyor. İlk cisme K noktasına vardığı an arkadaşlar aşağı doğru serbest cisme yana doğru da sabit hızlı veya doğrusal hareket yapar. İlk saniyede H kadar yol aldı. Aynı anda arkadaşlar bu da aynı anda atıldığı için yere doğru ilk önce H kadar gider ama hızı 2 V kadar olduğu için yatay dikey birim kadar o da şu noktaya gelir. Peki bundan sonra önce H iner, daha sonra cisimler 3 H kadar da aşağı doğru iner. Peki arkadaşlar, bu K cismi bir saniye sonra yine yatayda bir birim aşağı doğru 3 birim N noktasına gelir. Bu Y cismi ilk saniyede H kadar inmiştir. Daha sonra arkadaşlar 3 H kadar iner ama yatayda 2 birim gidip N noktasında bu cisimle çarpışır. Cevap şıkkımız C olur. Evet arkadaşlar, 6. soruda 2 tane yüklü cisim verilmiş. Artık yükü başlangıçta A noktasında oluşurdu. Toplam elektrik alan E ve toplam potansiyel volt kadarmış. Yükleri şekil 2'deki konuma getirilince toplam elektrik alan ve toplam elektrik potansiyeli ne olur? Şimdi arkadaşlar, biz kolay yollardan başlayacağız. Potansiyelden başlayalım. Potansiyel skaler, yani yönün yoktur. Potansiyelin formülü K, Q bölü D'dir. Peki aradaki yükler arasındaki uzaklık yüklerin noktaya, şu uzaklığı 2D desem arkadaşlar yine bu uzaklık 2D kadar, şu uzaklık D kadar, arkadaşlar bu uzaklık D kadar olur. Peki başlangıçta potansiyel volt kadarmış. Bu yükün bu noktada oluşturduğu potansiyel K, yük miktarı Q bölü ne kadar? D kadar. Q bölü 2D kadar artı diğer yükün K, yükü 2Q bölü 2D kadar. Arkadaşlar toplayınca 2 1 de 3, 3 bölü 2, 3 bölü 2 KQ bölü D'ye 1 voltluk gerilim demiş. Peki yükleri birbirine yaklaştırdı. A noktasındaki toplam potansiyel ne olur? Şu yükün bu noktada oluşurdu. KQ bölü D artı diğer yükün K2Q bölü D kadarlık bir potansiyel. Toplayınca 3 tane KQ bölü D olur. Arkadaşlar 3 tane 3 bölü 2 KQ bölü D voltsa, burada KQ bölü D'yi çeksem 2 volt bölü 3 olur. Şunun yerine 2 bölü 3 yazınca 3'ler birbirini götürür. Yeni potansiyel fark toplamı 2 voltluk bir gerilim olur. Peki potansiyel farkı bulduk. Şimdi elektrik alan. Elektrik alan için arkadaşlar, elektrik alan vektöröldür. Herhangi bir noktaya artı bir yük yazılır. Peki bunun burada oluşturduğu potansiyel artı artı iter. Bu tarafa doğru K, Q bölü uzaklık 2D. 2D'nin karesi 4D kare kadar. Bu tarafa doğru artı artı iter. Bu tarafa doğru K, yük miktarı 2Q bölü 2D'nin karesi 4D kare kadar. Arkadaşlar bu kuvvet şunlar elektrik alan büyük olduğu için çıkartılır. 2 bölü 4'ten 2 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkarırsam 1 bölü 4 1 bölü 4 KQ bölü D karelik değer arkadaşlar yeni elektrik alan. Peki bu yüklerin bu noktada oluşurduğu potansiyel yine artı artı iter. Bu tarafa doğru K, Q bölü uzaklığı D'nin karesi artı artı iter. Bu tarafa doğru K, 2Q bölü aradaki uzaklığı D'nin karesi. Yine bu ondan büyük. Çıkartırsam 1'den 2'den 1'i çıkarsam bir tane K, Q bölü D kare gibi bir denklem kalır. K, Q bölü D kareyi buradan çeksem 4E kadar olur. Elektrik alan şiddeti 4E, potansiyel farkı 2 volt. Cevap şıkkımız C olur.
Evet arkadaşlar, 7. sorumuz. Kerem elektrik yüklü yalıkan K ve L cisimler kuvvet uyguları cisimleri en fazla D kadar yaklaştırabiliyor. Buna göre K ve L cisimleri birbirine yaklaştırılırken 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, bunların elektrik yüklü ama aynı işaretli mi, zıt işaretli mi? Aynı işaretli olsa cisimler birbirine arkadaşlar çarpışır, yapışırlar. Bunlar zıt işaretli ki bunları en fazla birbirine D kadar yaklaştırabiliyorsunuz. Peki o zaman K'nın yükü işaretini artı Q bir kadar desem, L de onunla aynı işaretle, bu da artı yüklü olacak. Artı artı ite bunun bu tarafa doğru, bu da bu tarafa doğru bir kuvvet uygulanır. Ama dışarıdan birisi bunları buradan buraya, buradan buraya elektrik kuvvetlerine karşı bir iş yapmış. Buna göre hangileri doğru? 1. Cisimler arasında depolanan elektrikse potansiyel enerji azalır. Arkadaşlar, elektrik potansiyel enerjinin formülden gidenler için K, yük miktarı Q1 çarpı Q2, unutmayın işaretleri aynı. Böyle aradaki uzaklık D'dir. Aradaki uzaklık azaldığında elektrikse potansiyel enerji artar. Yorum isteyenler için şu. Arkadaşlar, bunlar birbirini iterler. Elektrik kuvvetlerine karşı iş yapınca sisteme elektriksel potansiyel enerjisi artar. Birincisi yanlış. 2. Elektrik kuvvetlerine karşı, yani zıt yönde iş yapılır. 2. Doğru. 3. Cisimlerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü. Elektriksel kuvvetin formülü kulak kanunu K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare diye bir formül var. Uzaklık azaldığı için birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü ne yapar? Artar. Cevap şıkkı 2-3 denizde olur. Evet arkadaşlar, 8. sorumuz. Sürtünmeli önemsemediği düzeneklerde kütleri M veya 2M olan cisimler şekillerdeki konumlarına serbest bırakılıp esneklik sabiti K olan özdeş yaylara sıkıştırıyor. Buna göre hangi düzeneklerdeki yay daha fazla sıkışır? Şimdi arkadaşlar, cisimleri başlangıçta yukarıda potansiyel enerjileri var ve bütün enerji yayı sıkıştırdığı için yayda esneklik potansiyel enerjiye dönüşür. Peki potansiyel enerjinin formülü MG. Arkadaşlar, yayında depoladığı enerjinin formülü 1/2 kx²'dir. Arkadaşlar, buradan x'i bulmak için x kare eşittir 2mgh/k ifademiz var. Peki arkadaşlar, aynı ortamda bulunduğu için zaten geliri aynı. Bakın h yükseklikleri de aynı. İkiler zaten aynı. Arkadaşlar, uzama veya sıkışma miktarı x kare M bölü K oranına bağlıdır. M bölü K oranı ne kadar büyükse arkadaşlar sıkışma miktarı o kadar büyük. Peki bu M, bu yay sabiti 1K. M bölü K bunun oranına 1'dir. M bu da K, M bölü K bu da 1. Açıların bir önemi yok. Önemli olan yüksekliktir. Açılar da birbirini götürecek burada. M bölü, peki bu K, bu K eşdeğeri kaç K? Paralel bağlılarda arkadaşlar yayları aynı, direncin serisi gibi. KK artık burası 2K'dır. Oranlar arkadaşlar M bölü 2, yani 1/2 olur. Peki bu da KK, bu da K, bu da K. Aynı az önce dediğim gibi bunların eşleri 2K olur. Oranları 2M bölü 2K'dan oranı 1 olur. 2M bölü K'dan bunun oranı daha büyük. Oranı ne kadar büyükse sıkışma miktarı o kadar büyük. Cevap şıkkımız Edirne olur. Evet arkadaşlar, 9. sorumuz. Su derinliği her yerde aynı olan dalga yayınında eşit frekansı çalışan özdeş K1 ve K2 kaynaklarının ürettiği dalgaların oluşturduğu girişim deseninde A ve B noktaları aynı girişim çizgisi üzerinde bulunmaktadır. A noktasının kaynaklara uzaklıkları AK1 ve AK2, B noktasının kaynaklara uzaklığı BK1 ve BK2'dir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar, olayı resmedelim. 2 tane kaynak var. Birisi K2 burada, öbür kaynak K1. Bunlar arkadaşlar frekansları ve derinlikleri aynı. Bunların tam ortasında arkadaşlar 0. katar deniyordu. Aynı fazlayken şöyle bir nokta girişim deseninde özelliği katar çizgisi olabilir, düğüm çizgisi olabilir. Şu noktaya A noktası aynı girişim çizgisi üzerinde. Şu noktaya B noktası desem. Arkadaşlar, aynı girişim çizgisi üzerindeki noktaların kaynaklara uzaklık farkı birbirine eşittir. Yani AK1 ile
AK2 arasındaki mesafe, yol farkı, BK1 ile BK2 arasındaki yol farklarının eşit. Şurasına orta noktası desem, şimdi hangisi kesinlikle doğru? 1. AK1 AK2'den büyükse, BK1 de BK2'den büyüktür. Arkadaşlar, şu aynı nokta üzerinde veya kime daha yakınsa, burası küçük, burası diğer taraf büyük olur. AK1 AK2'den büyükse, BK1 de BK2'den büyük ve aradaki mesafeler birbirine eşit. Birinci ifademiz arkadaşlar nedir? Doğru. Ve kesin doğru. 2. A noktasının bileşke dalga genliği 0 ise, arkadaşlar A noktasının genliği 0 demek burası düğüm noktasıdır. O zaman düğüm noktasında arkadaşlar bir tepe ile bir çukur sıkışır ve o an genlik değeri ne olur? Genliği Y ile gösterir. Genliği 0'dır. Artık her noktanın genliği 0'dır. Farklı olamaz. A noktasında bileşke dalganın genliği 0 ise B noktasında 0'dır. İkincisi de doğru. 3. A noktası çift tepe noktasıysa. Arkadaşlar A noktası çift tepe dediğimiz arkadaşlar bizim katar çizgisidir. Katar çizgileri çift tepede olabilir, çift çukurda olabilir. A noktası çift tepe noktasıysa B noktası çift tepe noktasıdır. Belki çift çukur noktası da olabilir. Bunun hakkında bir kesinlik yok. Cevap şıkkı 1 ve 2 C'dir. Evet arkadaşlar 10. soru. Farklı eylemsel referans sistemlerinin gerçekçiliğinin ölçümlerde aynı sonucun elde edildiği büyüklükler mutlak büyüklükleri olarak adlandırılır. Buna göre 1, 2, 3 büyüklüklerin hangileri mutlak büyüklüktür? Arkadaşlar olayı bir resmedelim, onun üzerine anlatalım. Şöyle bir uzay aracı olsun. Uzay aracı da bu tarafa doğru ışık hızına yakın bir hızla hareket etsin. Ve uzay aracındaki bir kişi ve yerde dünyada durgun olan bir kişi aynı değerleri ölçebilir mi? Peki zaman. Arkadaşlar ışık hızına yakın bir hızla hareket edeceğim de aynı referans sisteminde olduğum için geçen zamanı aynı duyarız. Ama dünyadan durgun olan gözlemci geçen zamanı daha yavaş hareket ettiğini görür. Zamanın genişlediğini, aynı zaman dilimi olmadığı için zaman her iki gözlemci için mutlak değil, birincisi yanlış. 2. Uzunluk. Arkadaşlar ışık hızına gitsem de gördüğüm aynı referans sisteminde olduğum için gördüğüm boyda herhangi bir değişme olmaz. Yine bu değeri aynı x olarak görürüz. Yalnız dünyadan bakan kişi durgun gözlemci ışık hızına hareket eden cisimlerin hareket doğrultusunda boylarında bir kısalma gerçekleştirir. Onu o şekilde görür. O zaman aynı değerde görmediği için yine uzunluk mutlak değildir. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Işığın boşluktaki hızı. İster arkadaşlar durgun olsun, ister hareketli olsun, kaynağın veya gözlemcinin hareketi ışık hızını etkilemez. Bunun gördüğü de ışık hızı C kadardır. Dünyadaki dinde gördüğü ışık hızı C kadardır. Işık hızı mutlaktır. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkımız yalnız 3 C'dir. Evet arkadaşlar 11. soru. KLM sığaçlarında depolanan yükün sığacın potansiyel farkına bağlı değişim grafiği aşağıdaki gibidir. Yüzey alanları eşit olan plakalarla oluşturan 1, 2, 3 dolu sığaçlarla plakalar arasında uzaklıklar ve plakaların arasındaki ortam aşağıda verilmiştir. Buna göre KLM sığaçları şekillerdeki 1, 2, 3 dolu sığaçlardan hangileri olabilir? Camın dielektrik sabiti havanınkinden büyük. Şimdi arkadaşlar şu grafikte yükün potansiyel farkı aynı değeri alalım. Potansiyel farkları, voltları aynı olsun. Peki arkadaşlar meşhur formülümüz neydi? Güvet. Q eşittir V çarpı C'den. Arkadaşlar voltları aynı ya. Voltları aynı alınca yük miktarı büyük olanın sağ değeri daha büyüktür. Arkadaşlar K'nın yük miktarı büyük. L'ninki de. K bu kadar. L'ninki bu kadar, M'ninki de az. Yük miktarı büyük olanın sağ değeri büyük. O zaman biz buradan CK büyüktür, CL o da büyüktür, CM bunu diyebilirim. Peki kondansatörün sağısının formülü C eşittir epsilon 0, ortamın dielektrik sabiti A bölü D'dir. Arkadaşlar yüzey alanları eşit. Yüzey alanları aynı. O zaman K'nın sahası büyükse K'nın E0 bölü D oranları daha büyüktür. Peki arkadaşlar bir bakın 1 ve 2'de ikisinin de mesafeleri aynı. O zaman E0 değeri büyük olanın C değeri büyük olacak. Camın dielektrik sabiti havanınkinden büyük. O zaman ikinci olan arkadaşlar K'dır. Arkadaşlar K'nın yük miktarı büyük, sahası
büyük, diğer elektrik katsayısından kaynaklanan K2'dir. Peki 1 ile 3'e bir baksanız, ikisinde de E0 değerleri aynı ama birden uzaklık daha küçük olduğu için C değeri daha büyük. K2, L1, M3, 2, 1, 3. Cevap şıkkımız ne oluyor Adana? Evet arkadaşlar, 12. sorumuz: tritiyum ve döteryum çekirdekleri yüksek sıcaklıkta ısıtılıp bir plazma oluşturulur ve doğal itme kuvvetlerinin üstesinden gelmeye yetecek kadar enerji verilir. Yüksek enerjiyle döteryum ve tritiyum çekirdekleri çarpışır. Çarpışma iki çekirdeği kaynaştırır veya iki çekirdeğin kaynaşması bir helyum çekirdeği ve bir nötron üretilir ve büyük bir miktarda enerji salınır. Buna göre yukarıda özellikleri verilen nükleer reaksiyon aşağıdakilerden hangi? Arkadaşlar anlatıldığı füzyon olaydır. Füzyonda hafif elementlerin birleşerek ağır elementleri oluşması sonucunda yüksek bir enerji ortaya çıkar. Hafif element dediğimiz döteryum, tritiyum birleşerek ağır elementler dediğimiz arkadaşlar nötron oluşması, o anda büyük bir enerji. Füzyona şey diyeyim, hafif elementlerin birleşimi ya da birleşme olayı denilebilir. Bu arada arkadaşlar bizim güneşte olan arkadaşlar füzyon olayından bahsetmiş. Cevap şıkkımız Edirne olur. Evet arkadaşlar, 13. sorumuz: aynı fotoseli ayrı ayrı düşürülen tek renkte KLM ışın demetinin oluşturduğu fotoelektrik akım şiddetinin fotoseli uygulanan gerilime bağlı değişim grafiği şekilde gibidir. Buna göre KLM ışın demetinin renkleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar mini bir konu anlatalım. Şöyle bir fotosel tüpü, aynı fotosel olduğu için eşik enerjileri birbirine eşit. Peki buna K'yı gönderdim, buna L'yi gönderdim, buna arkadaşlar M'yi gönderdim. Eşik enerjileri aynı, E0'lar aynı. Peki arkadaşlar bunlar gelip buradan çıkıp daha sonra K'yı durdurmak için, L'yi durdurmak için, M'yi durdurmak için arkadaşlar bir enerji lazım. O enerji de arkadaşlar bizim kesme gerilimden geliyor. Kesme gerilim arkadaşlar gelen E0'lar aynı olduğu için gelen foton enerjilerine bağlıdır. K ile L'nin arkadaşlar gelen fotonlarını durdurmak için aynı gerilim uygulamış ama M'ye daha küçük gerilim uygulamış. O zaman K ve L'nin arkadaşlar renkleri aynı. Aynı renkler bunlar ama arkadaşlar M'nin rengi farklı ya da enerjisi farklı olduğu için onu durdurmak daha kolaymış. Meşhur renk sıralamasını yapsam kutu sayamam diye. Arkadaşlar M'nin enerjisi en küçük. O zaman bu tarafa doğru gidildikçe enerji değeri azalıyordu. Arkadaşlar M şunlardan bir tanesi ise K ile L'nin renkleri zaten aynıdır. K ve L aynı renkli, M daha bu tarafta enerji daha küçük olan bir ışık olmalı. Peki A şıkkı K ile aynı renkte olmalı, bu değil. B şıkkı kırmızı yeşil aynı renk olmalı, değil. Arkadaşlar E şıkkı bu da değil. Cevap şıkkı ya Ceyhan ya Denizli olacak. Ama M'nin rengi mavi olamaz, enerji daha küçük olan kırmızı olur. Cevap şıkkımız nedir? Denizli olur. Evet arkadaşlar, 14. ve son sorumuz: bir atom altı parçacığın kuark ve kuarkları bir arada tutan aracı parçacık modeli şekilde kibidir. Buna göre şekildeki atom altı parçacıkla ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar kuark yapısı çift U D olan protondur. Protonun kuark yapısı 2 tane U, 1 tane D olan yukarı kuark bir de aşağı kuark. Kuark yapısı arkadaşlar bu olan protondur. Peki buna göre hangileri doğrudur? Bir, temel parçacıktır. Arkadaşlar proton temel parçacık değil, içinde 3 tane arkadaşlar kuark bulunduğu için. Birincisi yanlış. İkincisi, kuarkları bir arada tutan parçacık gluonlardır. Arkadaşlar kuarkları bir arada tutan yapıştırıcı zant denilen gluonlardır. İkincisi doğru. Leptonlar sınıfı içinde yer alır. Arkadaşlar proton, baryonlar sınıfı içinde yer alır. Leptonlar arkadaşlar en meşhur elektrondur. İçinde kuark yoktur. Üçüncüsü yanlış. Cevap şıkkı yalnız 2, B'dir.